Aşağıda bir zarın açılımı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu zarın görünümlerinden biri değildir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda A seçeneğine bakalım mesela. Ee, üstte 4 tane noktamız var. 4 tane noktanın olduğu yere geliyorum. Hemen şurayı seçtim. Hemen onun yanında bir tane nokta var ve diğer yanında iki tane nokta var. Şimdi bu kapandığını düşünelim arkadaşlar. Bu zarın tek bir şeklini düşünecek olalım. 4'ün üste geleceğini düşünürsek bir hemen onun altına gelebilir. 2 de onun hemen sağında olduğu için dolayısıyla A seçeneğindeki görünüm elde edilebilir diyebiliriz. İkinciye baktığımızda 6 3 ve 2 var. Bunlar yan yana gelebilir mi bakalım? 6'nın üste geldiğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bu durumda 2 bunun hemen yan tarafına gelecektir. Ve kapandığını düşündüğümüzde şu 2 ile 3 de yan yana gelmiş olacak. Dolayısıyla aslında B seçeneği de olabiliyor. C seçeneğine bakalım şimdi. C seçeneğinde 5'li üste gelmiş. Yani şurası üste gelmiş arkadaşlar. 4 ve 1 1 zaten bunun hemen yan tarafında, 4 de diğer tarafında. Bunlar ikisi de yan yana gelebilir. Dolayısıyla C de olabilir diyeceğiz. D'ye baktığımızda 2'nin üste geldiğini söylemiş. 2'nin üste geldiğini düşünecek olursak arkadaşlar, şu 2 üste geldi. 4 bir tarafına, 3 de diğer tarafa gelebiliyor mu acaba? 4 ile 3 yan yana gelebiliyor mu? Şimdi bakıyorum, 4 bu tarafta. 3 diğer tarafta. E bunlar kapandığında yan yana gelmez ki. Mesela birisi bir taraftaysa diğeri tam onun karşısında olacaktır kapandığında. Dolayısıyla D görüntüsü oluşmayacaktır. Cevabımız D olur. Biz E'yi de inceleyelim. 3 üste geldiğinde demiş. 3 şuradaydı. Burası üste geldiğinde 1 ve 5 yan yana gelebilir demiş. Bak 1 ve 5 zaten yan yana kapandığında da bunlar yan yana gelebilecektir. Dolayısıyla E de olabilir. Aşağıda verilen kutuların içindeki rakamlar ve işlemlerden iki tanesi silinerek eşitlik sağlanmaktadır. Rakamlar arasında işlem yoksa 2 veya 3 basamaklı sayı olarak değerlendirilmektedir. İşlem önceliğine göre hesaplama yapılmaktadır. Burada bize bir örnek vermiş arkadaşlar. Demiş ki sarı ile boyalı kısımlar silinirse şurada 115 kalıyor. Şurada eksik kalıyor. Burada 9 ve 1 kalıyor. Sarıyı sildiğimizi düşündüğümüzde burası aslında 91 oluyor. 115'ten 91 çıkmış sol tarafta. Eşitliğin sağ tarafında şu sarıyı çıkarmış. Ee, burada sadece 3 kalmış çarpma işlemi var ve 8. İki taraftan da 24 geldiği için eşitlik sağlanmış. Buna göre demiş bu eşitliğin sağlanması için aşağıdakilerden hangisi silinmiştir diye sormuş. 2 ve 5 silindiyse arkadaşlar şu 2 ve 5'i görmeyelim bakalım olacak mı? 4 ile 6'yı çarp diyor sol taraftan 24 geldi eşittir dedim. 3 ile 7'yi topla diyor sağ taraftan 10 geldi eşitlik sağlanmadı dolayısıyla bunu Eledim B'ye bakıyorum şimdi 6 ile 7'yi ele demiş 6'yı şuradan 7'yi de buradan eleyecek olursak Burada 4 çarpı 2'den sol taraf 8 oluyor sağ tarafta da sadece 35 kalıyor 8 eşittir 35 olmayacağına göre o zaman bunu da eleyebiliriz C'ye bakalım şimdi 4 ile çarpmayı el ediyor. Yani şu ikisini el ediyor. Bu durumda sol tarafta 62 kaldı. Sağ tarafta da 35 artı 7 kaldı. E buradan eşitlik sağlanır mı? Sağlanmaz. Dolayısıyla bunu da elemem lazım benim. C'de gitti. D'ye bakıyorum şimdi çarpma ile 6'yı el ediyor. Çarpma şurada 6 burada eledim. Sadece 4 ve 2'den 42 sayısı oluştu. Sağ tarafa bakıyorum 35 artı 7'den yine 42 oluştu. Eşitlik sağlanmış oldu. Cevabımız Deniz'le. Aşağıda verilen dikdörtgensel bölge bölmelere ayrılmıştır. Her bölme kırmızı, mavi ve sarı renkten birisiyle boyanacaktır. Ortak sınırları olan bölmeler aynı renge boyanmayacaktır. Şekil kırmızı ve mavi renkle boyanmaya başladığına göre sarı renkle boyanan bölge sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ben mesela şuraya sarı diyecek olsam tamam mı şurayı sarıyla şöyle boyadığımı düşüneyim. Bu durumda şurayı sarıyla boyadığımda Şuralar sarı olacak mesela. Buralar artık sarı olmaz değil mi? Çünkü ortak kenarlar olduğunda aynı renkte olmuyordu. E burada buradan neresi başka sarı olabilir? E şurası sarı olabilir mesela. Şöyle diyelim. Şurası sarı olabilir. Ya da burayı boyamazsak da bu ikinci olmuş oldu. Burayı boyamazsak da sildiğimizi düşünelim. Şurası da sarı olabilir tabii. Onu da söyleyebiliriz. Şurası da sarı olabilir. Yani aslında baktığımızda iki tane bölme sarı oluyor bu hesaba göre. Şimdi sarının en üstte olmadığını düşünsek acaba değişiyor değişecek mi? Şuraya bakalım. Mesela şuranın sarı olduğunu düşünelim arkadaşlar. Şimdi burası sarıysa eğer şurası sarı olmayacak, burası sarı olmayacak burası sarı olmayacak. Üçünü de elememiz lazım. Geriye neresi kalacaktır? Geriye şurası kalacaktır. Yani buradan şunu çıkarabiliriz arkadaşlar. Sarı için hangisini seçmiş olursak olalım. En fazla zaten 2 böl bölgeyi bölgeye biz sarı renkle boyayabiliyoruz. Bu durumda bize zaten sarı renkle boyanan bölge sayısını sormuştu. Cevabımız Bursa seçeneği oldu. 5 kutuda sırasıyla soldan sağa doğru 52, 48, 40, 36 ve 34 bilgiye bulunmaktadır. Şöyle yazalım. 52, 48, 40, 36 ve 34. İlk kutudan son kutuya doğru her bir kutudan istenildiği kadar bilye kendinden sonraki kutuya konuluyor. son, kutuyu, son kutuya da bil konulduktan sonra kutulardaki bil sayılarının eşit olduğu görülüyor. Şimdi bunların e, nasıl eşit olabileceğini görelim. 52 ile 48'i topladım 100 yaptı. 40 buradan 140. 36 ile 34'ü topladım 70 yaptı toplasam 210 yaptı hepsini 210 kaç tane kutumuz var 5 tane kutumuz var 210 eğer 5'e bölecek olursak 4 çarpı 5 20 2 çarpı 5 10 ne geldi buradan 42 gelmiş oldu arkadaşlar demek ki her kutuya 42 kalıyormuş diyebiliriz bu nasıl mümkün olacak peki şöyle olabilir bak 52 tane bilyesi olan burada ne yapacaktır 10 tane bilyeyi sağ tarafa yollayacaktır. Ne oldu burada şu anda? 48 tane vardı. 10 tane de buradan oldu. Etti 58 tane. 58 tanenin 42'ye düşmesi için 16 tanesini yollaması gerekiyor. Geriye bu 42 kalmış oluyor zaten. Şimdi burada ne olacak şimdi? 40 ile 16'yı topladım. Burada 56 tane bilye oldu. 56'nın 42'ye inmesi için 14 tanesini yollaması gerekiyor. Şu an 36 ile 14'ün toplamından 50 geldi. 50 tane bilyenin 8 tanesini yollaması gerekiyor ki 42 olsun. Son olarak 8 ile 34'ü topladığımızda ne olacaktır burası? 42 olacaktır ve hepsi şu anda 42 olmuş oldu. Buna göre aktarılan bilye sayısı toplam kaç tanedir? Şu aktarılanları soruyor arkadaşlar bize. Şunların toplamını soruyor. 16 ile 14'ün toplamı 30. 10 buradan 48 de buradan 48 olarak gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Aşağıda bir duvar saati ve yanında bir ayna verilmiştir. Yukarıda verilen saatin aynadaki görüntüsü saat kaçı gösterir diye sormuş. Şimdi bunun görüntüsünü de şurada bir daire şeklinde biz çizelim arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsü olacaktır. Şimdi e, bunun yansımasına bakacağız biz. Yansıması nasıl olacaktır? Yakın olan burada da yakın olacaktır. Yani şurası değil mi? Akrebin olduğu yer şurasıysa bunun karşılığı burası olacaktır. Ee, bunun karşılığı ne olacaktır arkadaşlar? Bunun karşılığı da aynı şekilde tam karşısına şu şekilde denk gelecektir. Dolayısıyla bu kaça denk gelmiş oldu? Şurası 12 idi. Şurası da 1 oldu değil mi? Saat şurası 1. Bu durumda şurası da kaçı gösterdi? Burası 3'tü. Karşılık olarak burası da 9'u göstermiş oldu. Bize neyi soruyor? Yukarıda verilen saatin aynadaki görüntüsü kaçtır diye sormuştu. E, 9'u 5 geçiyor olarak görünüyor. Cevabımız Adana seçeneği. A, B, C, D ve E pozitif tam sayılar olmak üzere herhangi ikisinin toplamı bulunduğunda elde edilen değerler 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26'dır. Buna göre A, B, C, D ve E sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortanca sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi bunların en küçüğü mesela A olsun arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru şu şekilde sıralayalım. Şimdi ben buradan Hangi ikisinin toplamından ne elde edilmiştir, bunu tam olarak bilemem. Ancak şunu bilebilirim. Mesela en küçüğü nasıl elde edilebilmiştir? En küçük iki tanesinin toplamı ile elde edilmiştir. Yani a artı b'nin toplamı ile elde edile edilebilmiştir. En büyük peki nasıl elde edilmiştir? En büyük iki tanesinin toplamı ile elde edilmiştir. Bunu bilebilirim. Peki buradan yorum yapacak olursak şimdi. Ben burada d ile e'ye değer vermek istiyorum. Mesela 12, 14 değerini verelim. 13 13 veremediğimiz için bu şekilde başladım. D'nin N'den küçük olması gerekiyordu. Şimdi D 12 olsun. E de şurada 14 olsun. A ile B'ye de değer vereyim arkadaşlar. Yine birbirine yakın değerler vereyim. 6 ve 7 vereyim. Şu şekilde. Şimdi C'nin ne olduğunu şu an bilmiyorum. Bakalım C'ye bir değer vererek şuradaki bütün hepsini elde edebiliyor muyuz? Bunu görmeye çalışalım. 6 ile 7'nin toplamından 13'ü e elde ettik. Mesela şuradaki 6 ile 12'nin toplamından 18 elde ediliyor. 6 ile 14'ün toplamından 20 elde ediliyor. 7 ile 12'nin toplamından 19, 7 ile 14'ün toplamından da 21 elde ediliyor. Şimdi ben C'ye öyle bir sayı vermeliyim ki diğerleriyle teker teker topladığımda şuradaki 4 sayıyı sağlamış olsun. Şimdi 12 ile 14'ün toplamından zaten 26 geliyordu. Onu da şu şekilde göstermiş olalım. Şimdi 15 sayısı var mesela değil mi arkadaşlar? E, ee, en küçük sayımız ne? A burada değil mi? 6 ile demek ki C'yi topladığımızda 15 yapması gerekiyor. 6 ile 9'u topladım 15. Tamam sıkıntı yok. 7 ile 9'u topladık 16. Bak bunda da problem yok. 9 ile 12'yi topladık 21. E, 21'i daha önce bulmuştuk zaten. 9 ile 14'ü topladığımızda da 23 geldi. Ama 25 nerede? 25 yok. Dolayısıyla bu değer tutmadı. Başka değer ver, vereceğiz mecbur. Şunları sildim. Şurası 14'e 12 olmasa da mesela 15'e 11 olsa arkadaşlar. Şurası yine 6'ya 7 olsa. Bakalım bu şekilde gelecek mi? 6 7 11 ve 15. Şimdi zaten şu 26 ile 13'ün geldiğini direkt en baştan görebiliyoruz. 6 ile 7'nin toplamı 13, 6 ile 11'in toplamı 17 geldi. 17 burada yok. Dolayısıyla bu değerler direkt zaten en baştan olmadı. Bunlar gitti. 11 ile 15 kalsın. Şimdi şunu değiştirelim bir de. 6 ile 7 demeyelim de 5 ile 8 diyelim arkadaşlar. Bakalım bu şekilde sağlayacak mı? 5, 8, 11 ve 15 olsun. 5 ile 8'in toplamı 13. 11 ile 15'in toplamı zaten 26. Bunları eledik. 5 ile 11'in toplamından 16 gelir. 5 ile 15'in toplamından 20 geldi. 8 ile 11'in toplamından 19 geldi. 8 ile 15'in toplamından 23 geldi. Bunların hepsi geldi. Şimdi peki C'ye öyle bir değer vermemiz gerekiyor ki geri kalanları da sağlasın. Şimdi şurada 15 var mesela. E, A 5'ti. C'ye biz burada 10 versek 5 artı 10'dan 15 gelir. Bu sağlandı. 8 artı 10'dan 18 geldi. Bu da sağlandı. E, 10 artı 11'den 21 geldi. Bu da sağlandı. 10 artı 15'ten 25 geldi ve hepsi sağlanmış oldu. Bize neyi soruyor? Ortanca sayıyı sormuş. Yani C'yi sormuş. Bu durumda cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Aşağıda verilen kartlarda sırasıyla yazılı olan rakamlar 5 4 3 2 ve 1'dir. Verilen kartlardan yan yana olan herhangi ikisinin yer değiştirmesi bir hamle olarak nitelendiriliyormuş. Buna göre kartları 1 2 3 4 5 konumuna getirmek için en az kaç hamle yapılır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak 5'i en sona getirmeye çalışalım. 1 2 3 4. 4 hamle sonra ee, ne duruma gelecek şu anda? 4 en başa gelecek. 3 ikinci sıraya 2, 1, 5 en sona gelmiş olacak. Peki daha sonra 4'ü de sondan birinci sıraya getirelim. 1, 2, 3 hamle yapmamız gerekiyor. 3 hamle sonra ne olacak bu durumda? 3 en başa geldi. 2, 1, 4, 5 şeklinde oldu. Şimdi peki 3'ü de şöyle devam ettirmemiz lazım değil mi? 2 hamle yaptığımızda da şu hale gelecektir. 2, 1, 3, 4, 5 olacaktır. Ve son olarak 2 ile 1'i yer değiştirdiğimizde yani bir hamle yaptığımızda da arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5'e ulaşmış oluruz. En az kaç hamle gerekti? 4 buradan, 3 buradan, 7, 2 buradan, 9, 1 de buradan 10 hamle gerekti. Cevabımız Ceyhan. Aşağıda verilen 5 eş kareden oluşan şekil 16 adet özdeş kibrit çöpünden oluşmuştur. Bu kibrit çöplerinden 3 tanesinin konumu değiştirilerek aşağıdaki görüntülerden hangisi elde edilemez diye sormuş. Şimdi teker teker bakacağız. Mesela A'ya bakalım. A'da e, bakın arkadaşlar şurada aslında hiç sıkıntı yok. Şöyle şunlarda hiç sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? Şu alttakinin üstte geçmesi gerekiyor. Ben alttaki şu 3 taneyi tutup üste geçirdiğimde ne olmuş oldu? Şu A'daki görüntü oluşmuş oldu. Mavi çizdiğim görüntü zaten bunun aynısı. Dolayısıyla A elde edilebiliyor. A'yı eledim. B'ye geldim. B'de de arkadaşlar baktığımızda bakın şurada aslında bir problem yokmuş gibi görünüyor. Şöyle bir problem yokmuş gibi görünüyor. Nerede problem var? Şu en, yine en alttakini tutup sağ tarafa yerleştirirsek Şurada bize gösterdiği şekil elde ediliyor. 3 tanesini yer değiştirdik kibrit çöplerinin e, ve elde edebildik. B'yi de eliyorum o zaman. C'ye bakıyorum. C'de de yine aynı durum var arkadaşlar. Bakın yine şuradaki şunlarda sıkıntı yok. Bunlarda sıkıntı yok. Şu en alttaki 3 kibrit çöpünün sol tarafa şöyle taşıyacak olursak bizden istediği görüntüyü yine elde edebiliyoruz. Dolayısıyla bu da yapılabilir. Burada D bir dursun E'ye bakalım ilk olarak. E'ye baktığımda arkadaşlar şöyle bakın buna da şu şekilde bakın. Bakın burada bir sıkıntı yok ama şuradaki 3 tane kibrit çöpünü şuraya taşımamız lazım. 3 tane taşıdığımızda E'yi de elde edebiliyoruz. Ama D'ye baktığımızda D'yi hiçbir şekilde elde edemeyiz. Niye elde edemeyiz? Bir defa zaten e, kibrit çöpü sayısı burada daha fazla. Bakın burada kaç tane kutu var? 1, 2, 3, 4, 5... 5 bir de burada 6 tane kutu var. Ama şimdi burada kaç tane kutu var? 1, 2, 3, 4, 5. E şimdi 5 tane kutu 6 tane kutu. Nasıl aynı kibri çöp sayısıyla 6 tane kutu oluşturabiliriz? Oluşturamayız. Dolayısıyla D'yi elde edemeyiz diyeceğim. Cevabımız da Deniz'le.